şimdi söyle bakalım. Gel. Nerede bu? Yine benimle dalga geçiyor kesin. Bence saklandı. Burada olduğunu biliyorum. Sen yine neyin peşindesin? Geç olmadı mı? Neredesin? Çıksana. Burada da değil. Kesin bir yere saklandın. Ceketi de burada duruyor. Bana söylemeden nereye gitti? Bari bugün. Sevgili dört gözüm, boşuna beni aramaya kalkma. Seni terk etmedim. Yarından itibaren bütün yemeklerimi hayatım boyunca sen yedireceğine göre, o zaman bugünkü yemeğini sana ben yedirebilirim. Mutfakta bir şey olsaydı yemek hazırlardım. Bu yüzden malzeme almak için markete gittim. Aç olduğunu biliyorum. Hemen döneceğim. Sonra karı koca olarak yemeğimizi yeriz. Ve sağlıklı bir kahvaltıdan sonra yeni hayatımıza başlarız. Beni bekle. Rock yıldızı kocan. Keşke bütün sabahlarımız bu sabah gibi olsa. Birbirimize böyle ilgilensek. Ve sana söz veriyorum. Bundan sonra senin tombişin olacağım yine. Ve seni çok mutlu edeceğim abi. Hadi bakalım. Önümden kedi geçti. Büyük annem önünden kedi geçerse yapacağın işten vazgeçmelisin der. Yapma abi. Böyle aptalca şeylere inanma ha. Sadece kedi. Ay. Az kalsın düşüyordum. Önümden kedi geçti diye mi? Pragya benimle hiçbir yere gelmek istemediği için böyle oluyor. Ama madem ki acıktı, ben de ona yiyecek bir şeyler getiririm. Tamam. Çocuk için aklıma bir isim geldi. Gidip Tombiş'e söyleyeyim. Yok hayır abi. Sonra da söylersin. Bana acıktığını söyledi. Ona hemen yiyecek bir şeyler getireyim. Evet. Ne oldu? Araba neden çalışmıyor? Ha. Ne oldu? Hava birden neden romantikleşti böyle? Güzel oldu ama. Tombiş sana yiyecek bir şeyler alıp hemen getireceğim. Bu romantik havada kendimi tutamıyorum ha. Ve ben DNA raporunun gerçek olduğunu kanıtlayabilirim. Raporun sahte. Sahte olan senin raporun. Sahte olduğuna sen nasıl karar verirsin? Senin bulduğun doktor bile hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu anlayamadı. Tanıyı düşünmek bile beni sinirlendiriyor. Eğer burada olsaydı o zaman çok iyi bir ders verirdim ona. Önce gerçeği öğrendiğimi söylemeliydim. Aklı başına gelene kadar benim için rahat etmeyecek. Belki de şimdi en doğru zamandır. Nikhil arıyor olmalı. Abi ara. Ama neden dahilden arıyor beni? Sen sus, onunla ben konuşacağım. Abi? Ne oluyor abi? Dün gece seni arıyordum. Sonra Delhi'de olduğunu öğrendim.
Oraya iş için gittiğini biliyorum ama... Bana da haber vermen gerekirdi. Seni çok merak ettim. Hamileyken strese gir... Ne oldu? Yoksa düşük yaptığını unuttun mu? Yine yalan söylüyorsun. Tıpkı başından beri yaptığın gibi. Neyse boş ver. Senin patolojik bir yalancı olduğunu biliyorum. Asla düzelmeyeceksin. Ben sadece... Çocuğumu kaybetmenin şokunu hala atlatamadım. Sanki hala onu... içimde taşıyor gibi hissediyorum. Kes sesini tanım. Bana oyun oynama artık. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Yalandan bıkmadın mı? Abi... Sen neden bahsediyorsun? Neden bu kadar öfkelisin? Sen dur da... Benim öfkemi hiç görmedin. Orada olmadığım için çok şanslısın. Yoksa kontrolümü kaybedebilirdim. Aslında... Senden uzun zaman önce kurtulmalıydım. Abi sen neler söylüyorsun? Çünkü seninle ilgili gerçeği öğrendim artık. Senin ne kadar kötü bir kadın olduğunu biliyorum. Midemi bulandırıyorsun. Masum numarası yapmayı bırak yoksa pişman olursun. Ve sakın bir daha yalan söyleme. Abi neden böyle konuşuyorsun benimle? Kes sesini. Bir daha ağzını açarsan... Ne sanıyordun? Hayatım boyunca beni kandıracağını mı? Bana o kadar yalan söyledin ki. Ama bütün yaptıklarının cezasını çekip... Bana bunların hesabını vereceksin. Sana nasıl bir ceza vereceğimi hayal bile edemezsin. Ben bana iyi davranan insanlara karşı iyiyimdir ama... Kötülük yapanları asla affetmem. Abi lütfen beni dinle. Sen beni dinle. Sana bir şans verirsem yine yalan söyleyeceksin. Bana duygusal şantaj yapacaksın. Ama bu sefer hilelerin işe yaramayacak. Seninle ilgili gerçeği öğrendim. Benimle evlenmek istemenin tek nedeni... Paramın peşinde olmandı. Sonunda bunu da öğrendim. Hayır abi, bu doğru değil. Ben seni seviyorum. Beni tek seven Praga. Öyle seviyor ki, seninle ilgili gerçeği anlattı bana. Bana her şeyi söyledin. Beni o kadar çok kandırdın ki sayısını... Sen bile unutmuşsundur. Bana sürekli ihanet ettin. Ben... Sana hep iyi davrandım ama sen... Bana ve Praga'ya sürekli zarar verdin. Evimde kalmana izin verdim. Ve sen bundan da yararlandın. Duygusal biri olduğum için yalan söyleyerek beni kullanacağını sanıyordun değil mi? Ama hayatını garantiye alma planın geri tepti. Ve gerçekler ortaya çıktı. Hakkında her şeyi biliyorum. Abi bu doğru değil. Ben sadece seni seviyorum. İnan bana, ben asla seninle paranın için evlenmek istemedim. Bırak ya, yalan söylüyor. O evlenmemizi istemiyor ve bunu istemediği için de bebeğimizi öldürdü. Güven bana abi, sana gerçeği söylüyorum. O videoda söylediklerimin hepsi montajdı. Ben bir şey söylemedim. Öyle mi? Ben videodan bahsetmedim sana. Sen hangi videodan bahsediyorsun? Praga'da bir video varsa bile sen nereden biliyorsun? Bir video varsa bile. O videoda seni zor durumda bırakacak konuşmaların olduğunu nereden biliyorsun? Abi ben sadece... Yalancıların sorunu işte budur. Kendi tuzaklarına çok çabuk düşerler. Sen de... Kendi oyununa düştün işte. Ve bütün sırların bir bir ortaya çıktı tanı. Kendini savunmayı bırak artık. Masum olduğunu ne kadar çok iddia edersen... Sana o kadar çok kızacağım ve öfkem çoğaldıkça da sana vereceğim ceza çoğalacak. Hayır abi. Ben asla sana yalan söylemedim. Ben her zaman sana çok sadık kaldım. Hayat arkadaşın olarak görevlerimi yerine getirdim. Öyle mi? Sen bizim için ne yaptın? Sana karşı daima dürüst davranan bendim. Seni gerçekten seven bendim. Seninle evlenmeye söz veren bendim. Praga'yla evlendikten sonra bile bırakmadım seni. Sonuna kadar sana sadık kaldım ama... Sen sadece beni kullandın değil mi? Duygularımla oynadın ve asla yapmak istemediğim şeyleri yaptırdın. Neyse ki Praga... Hayatıma girdi. Yoksa sen hayatımı mahvedecektin. Praga'yı tanıdıktan sonra... Aşkın anlamını da öğrenmiş oldum. Bir ilişkinin ve dürüstlüğün... Değerini işte o zaman anladım. Onun ne kadar... Dürüst bir insan olduğunu gördüm ve... Ve bugün bana gerçeği anlattığında senin ne kadar... Sahtekar olduğunu anladım. Sen ağzını sadece yalan söylemek için açarsın. İnsanları kandırmak senin mesleğin olmuş. Başkalarını bırak, sen kendi kendini kandırıyorsun. Kendine bile dürüst olamıyorsun, beni hak etmiyorsun hem de kesinlikle. Sadece cezalandırmayı hak ediyorsun. Ve erkek arkadaşın Nikhil de tabii. Onun çocuğunun benim olduğunu söyledin. Aylarca kendime kızdım. Çünkü sana zarar verdiğimi düşünüyordum. Evli olmadığımız halde...
benden hamile kaldığın için kendimi suçlayıp durdum. Ama yine içimden bir ses benim böyle bir kötülük yapamayacağımı söylüyordu. Sen yine de bana yalan söyledin. Ve ben her söylediğine inandım. Yalanların benden her şeyi uzaklaştırdı. Kendi içimde huzurumu kaybettim. Kendime olan saygımı ve onurumu... Pragya'ya olan sevgimi de kaybettim. Çocuğun benden olmadığını bildiğin halde yine de acı çekmeme izin verdin ve... Bebeği kaybettiğin zaman beni karanlıkta bıraktın. Onun benim çocuğum olduğunu düşünerek gözyaşı döktün ve gerçeği söylemedin. Tanrı eğer bana bir gün doğruyu söyleseydi... Belki seni affederdim. Ben matem tutarken sen Nikki ile beraber kutlama yapıyordun. Hayır abi, bu doğru değil. Bırak ya, yalan söylüyor. Seni bana karşı kışkırttı. O senin çocuğundu abi. Yeter Tanrım. Tek kelime bile söyleme artık. Ne Pragya ne de bebek hakkında konuşma benimle. Bebeği kaybettin. En azından onu rahat bırak artık. Yaşarken kullanıyordun. Kaybettikten sonra da mı kullanacaksın o çocuğu? Bebeği kaybetmen... Ve bizim ayrılmamızdan Pragya'yı sorumlu tuttun öyle mi? Ve Pragya... Ne zaman gerçeği söyleyecek olsa onu benden uzaklaştırmanın yolunu buldun. Sen... Başından beri gerçekleri yalanlarla örtüp sakladın. Ben ne zaman Pragya'ya güvensem evlilik dışı bir çocuğu kullanarak benim duygularımla oynadın. Daima bunu yaptın. Ve en korkuncu da Bülbül senin yüzünden öldü. Sarla anneyi de öldürmeye çalıştım. Pragya'yı da öldürmek istedin değil mi? Ne istiyordun, para mı? Paraya ihtiyacın varsa... Benden isteyebilirdin. Sana... Çok iyi bakacağımı zaten biliyordun. Sana... istediğin kadar para vermeye hazırdım. Ama senin gibi bir kadın istemez. Sadece hırsızlık yapar. Senin gibi bir kadın başkalarının mutlu olduğunu görmek istemez. Senin için evlilik sosyal statü meselesidir. Tek başına elde edemediklerini başkasını kullanarak elde etmek için bir araçtır. Hepsi bu. Senin gibi kadınlar aile kurmaz. Sadece aileleri dağıtır. Sen çocuk sahibi olmak istemezsin. Çocuğu bir yük olarak görürsün. Senin için evlilik sadece lüks bir hayata kavuşmak için bir basamaktır. Her neyse. Daha fazla seninle konuşarak zaman harcamayacağım. Sevgilin Nikki'le de söylemeyi unutma. O sadece benim iyi tarafımı gördü. Ama şimdi nasıl bir düşman olduğumu görecek. Bana iftira atarak her şeyimi elimden almaya çalıştı ama... Şimdi ben onu felakete sürükleyeceğim. Ona öyle bir ceza vereceğim ki yaşadıklarından sonra da onu öldürmem için yalvaracak bana. O adam benim hayatımla oynadı. Ona öyle bir hayat dersi vereceğim ki... Hiçbir zaman beni unutamayacak. Önce işinden attıracağım. Gerçek yüzü ortaya çıkınca da... Kara listeye alınmasını sağlayacağım. Bırak müzik endüstrisini... Başka hiçbir yerde iş bulamayacak. Buna emin ol. Adını, parasını ve onurunu alacağım. Bundan sonra sokaklarda dilenmek zorunda kalacak. Ve senin suç ortağına gelince Aliye'ye. Bir zamanlar kardeşim olan kişi. Söyle ona. Sakın bir daha yüzünü bana göstermesin. Onunla bağlarımı koparttım ve evden kovdum. Bir daha asla eskisi gibi olamaz. Ve bize de yaptıklarından sonra sakın evimin yakınından bile geçmeyi denemesin. Ne ben onu affederim, ne de büyük annem affeder. Bizim için artık yaşamıyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben de eve gelmeden önce bütün eşyaları topla ve... Yo, dur biraz bekle. Ben eve gelene kadar sakın bir yere gitmeyi deneme çünkü seni evden kendim atmak istiyorum. Sevgilin Nikki'yle beraber. Sizin gibi insanlara bundan çok daha büyük acılar çektirmek isterdim. Tabii ki evimin temiz olmasını istiyorum ama... Sizinle ellerimi kirletmeye de hiç niyetim yok. Çünkü buna değmezsiniz. Nasıl oldu bu? Abhishek Mera Delphi'deydi ve Pragya'da başka yerde kaldı. Her şeyi ne zaman öğrendi? Bu
Bu imkansız bir şey. Artık onun elinden kurtulamam. Kadın olduğum için bile bana acımayacak. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Pragya, üçümüzü de öldürtmek için plan yaptı Tanu. Biz onu öldürmek için plan yaparken o bizi yok etmek için çoktan kendi planını yaptı. Çok zeki bir kadın. Ama bunu nasıl yaptı? Unut şimdi bunları. Asıl mesele bana ne olacak? O videoda sadece sen yoktun ki. Videoda üçümüz de varız. Üçümüz de. Abi seni zaten hem evden attı hem de yurt dışına gönderdi. Şimdi de seni öldürecek mi? Seninle olan bütün bağlarını koparttı. Bundan başka ne yapabilir ki sana? Senin bir kaybın yok. Asıl kaybeden benim. Ya öyle mi? Tanu, ben bu kadar zamandır sana katlanıyordum. Çünkü planım yeniden o eve girebilmekti. Senin durumun benden çok daha iyi. İstersen eşyalarını toplayıp Delhi'ye, ailenin yanına geri dönebilirsin. Ailem bütün bu yaşananları öğrendiği zaman eve geri dönmeme asla izin vermez. Asla iş de bulamam. Abi hiç kimsenin bana iş vermemesini sağlar. Figüran olarak bile iş bulamam artık. Kes şunu Tanu. Bize bundan sonra ne olacaksa olacak. Ama beni iyi dinle Tanu. Pragya başını büyük derde sokuyor. Eğer bizi zor durumda bırakıp rahat bir hayat yaşayacağını sanıyorsa çok ama çok yanılıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Pragya her şeyi kendi başına nasıl yaptı? Abi onunla işbirliği içinde miydi? Bu nasıl olur? Bana Abhishek Mera'nın Delhi'de olduğunu sen kendin söyledin ve Pragya'da yalnız kalmıştı. Nikhil de Pragya'nın yalnız olduğunu kontrol etmişti. Eminim Tanu. Eminim Pragya o videoyu telefonundan gönderdi ve Abi de onu izledi. Pragya çok kurnaz. Kesinlikle kurnaz. Sana o telefonu yok edelim demiştim ama sen Pragya'yı öldürmek için o kadar zaman kaybettin ki telefonu ortadan kaldırmak gerektiğini unuttun. Bizi suçlamaktan vazgeç. En azından ben bir şeyler yaptım. Sen ne yapıyordun peki? Sen sadece Abi ve Pragya'nın yerini öğrendin o kadar. Başka ne yaptın ki? Sadece uyuyordun sen. Sadece uyuyordun. Ne demek uyuyordum? Yerlerini ben öğrendim. Abinin Delhi'de olduğunu ben söyledim sana. Sana daha önce de söyledim. Şimdiye kadar Pragya'yı yok etmeliydik. Ben de seni suçlayabilirim. Eğer sen ve Nikhil Pragya'yı doğru zamanda öldürseydiniz bunların hiçbiri olmaz. Onu öldürmeye Nikhil gitti. Ben değildim. Ama sen... Yeter. Beni suçlamanın artık anlamı yok. Tanu yeter. Kes konuşmayı. Çünkü düşünemiyorum. Şu anda düşünmek zorundayım. Ne yapmalıyım ben? Büyük anneyi arayamam. Sinirleri o kadar bozuk ki ona bir şey anlatmam şu an mümkün değil. Aylardan beri sorunlarla boğuştuktan sonra artık her şey düzeldi. Tanu gitti ve Tombiş yeniden hayatıma girdi. O da hayatıma döndüğü için mutlu ve şimdi yanına gitmek için sabırsızlanıyorum. Bu anın gelmesini o kadar bekledim ki artık ondan bir saniye bile ayrı kalmak istemiyorum. Abi, ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sanırım abiyi yeniden arasam iyi olur. Umarım bu sefer cevap verir. İşte gerçek bir dost. Ne zaman gerek duysam iyi günümde, kötü günümde benimle beraber. Alo. Abi. Abi çok meşgul olduğunu biliyorum ama lütfen şu an beni iyi dinle. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Olan oldu bitti ve bundan sonra her şey yoluna girecek. Çünkü yanımda senin gibi gerçek bir dost var Pırap. Merak etme. Belki kızacaksın ama sana borçlu olduğumu söylemek zorundayım. Ne demek istiyorsun? Sen hiçbir şey anlamadın. Ben her şeyi öğrendim. Pragya'ya destek olduğun için sana minnettarım. Hem de her anlamda dostum. Ailem bile benden uzaklaştığında sen asla beni yalnız bırakmadın. Kendi hayatından vazgeçip benim ve Pragya'nın mutluluğunu düşün. Dur biraz dur abi. Önce sana söyleyeceklerimi dinle ve... Ben senden büyüğüm. Sen beni dinle. Bugün çok mutluyum. Tombiş bana geri döndü ve bu da seninle büyük annemin sayesinde. Siz ona yardım edip cesaret verdiniz. Alya ve Nikhil Tanu'ya yardım ederken sen ve büyük annem Pragya'ya yardım ediyordu. Onu yalnız bırakmadınız. Onlar Pragya'yı benden ayırmak için her şeyi yaptı ama siz bunun olmasına izin vermediniz. Sen Bülbül'den ayrı kaldın ve benim Pragya'ya dönmemi sağladın. Sen benim için çok önemlisin. Senin dostluğun benim için çok değerli Pragya.
Sana teşekkür etmek için buluştuğumuzda kucaklamak istiyor. Abi beni dinle lütfen. Bir dakika için beni dinle. Evet. Evet, Frage ile yeniden bir araya geldiğiniz için şu an çok mutlusun. Bunu biliyorum. Ben de mutluyum çünkü böyle olmasını istedim. Ama şimdi söylemem gereken önemli bir şey var. Frage ile benim beraberliğimden daha önemli ne olabilir ki? He? Abi! Nikhil, Alya ve Tanu Frage'yi öldürmeye çalışıyor. Onu öldürmek için plan yapıyorlar. Ne? Evet. Telefonda konuştuklarını duydum. Nikhil şimdiye kadar belki onun yanına gitmiştir bile. Arabasına zarar vereceklerini söylediler. Bomba koymayı ya da arabanın frenlerini bozmayı düşünüyorlardı. Frage o arabaya kesinlikle binmemeli, tamam mı? Bunu ona söylemen gerekiyor. Alo abi. Abi beni dinliyor musun? Alo. Tamam. Ben şimdi oraya gidiyorum. Ama eğer sen o yeri biliyorsan Frage'yi ara ve o arabaya binmemesini söyle, olur mu? Eğer o arabaya binerse... Neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Dinle abi. Bende telefon numarası yok. O yüzden... Ona ulaşamadım, tamam mı? Lütfen. Sen ara ve bir şekilde ulaş. Merak etme Prab. Ben ona mutlaka arabaya binmemesini söyledim. Teşekkür ederim. Asıl benim... Sana teşekkür etmem gerekir. Bana bugün çok büyük bir... İyilikte bulundun. Yaptığın iyilikleri hayatım boyunca ödeyemem. Sen benim kardeşimsin. Ve bu hep böyle kalacak. Bunu asla unutma. Söz ver. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sana söz veriyorum. Ama lütfen... Frage'yi ara. Lütfen onunla konuş, tamam mı? Endişelenme. Ben gerekeni yaparım mutlaka. Frage'ye bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Hemen ara onu. Ben de hemen yanına gidiyorum, tamam mı? Sen Frage'ye ulaşana kadar ben ölmüş olabilirim dostum. Robin! Aman Tanrım. Abi. Büyük anne. Oh. Ne oldu? Neden bu kadar gerginsin? Raşna. Bak kızım. Abinin fotoğrafı kırıldı. O beni çok korkuttu. Umarım kötü bir şey olmaz. Büyük anne endişelenme. Hiçbir şey olmaz. Abi de Pragya'da çok iyiler. Sen de gördün. Dün gece fırtınadan sonra yine güneş açtı. Bence Abi ve Pragya bu sefer eve beraber dönecekler. Ve sen de olumsuz düşünme artık büyük anne. Sadece cam kırıldı, yenisini taktırırız. Ah evet. Ümit ederim. Haklı çıkarsın. Ve bir şey olmaz. Sen o resmi bana ver büyük anne. Hadi ben yeni cam taktırırım. Rab sana... Söylemek istediğim bir şey var. Her zamanki gibi sakın büyük annemin ve... Pragya'nın yanından ayrılma. Ve onları bırakma. Hadi, hadi dediğim gibi hemen Pragya'ya telefon aç. Ben de şimdi yanına gidiyorum, tamam mı? Onları sakın yalnız bırakma. Ben olmadığım zaman... Beni özlememelerini sağla. Benim yokluğumu hissetmesinler. Evet, evet bu dediğini yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım. Onlara kötü bir şey olmasın. Ama hemen ara şimdi lütfen. Vakit kaybetme. Ben telefonu kapatıyorum. Ben kapatmazsam sen onu aramayacaksın. Tamam kardeşim. El freni de çalışmıyor. Araba eğimli yolda bile yavaşlamadı. Yapacak hiçbir şey yok. Frage ile buluşamayacağım. Beni asla terk etmeyeceksin. Hep yanımda olacaksın. Ben hep senin yanında olacağım. Thank you.
Bağışla beni Pragya. Sen hep yanımda olacağını söz verdin ama ben seninle olamayacağım. Sen beni terk ettikten sonra geri geldin. Ama ben sana geri dönemeyeceğim artık. Abi ne yaptı? Pragya ile konuştu mu acaba? Arayıp bir sorayım. Bağışla dostum. Çok az zamanım kaldı ve en son Pragya ile konuşmadım. Telefonu yüzüme kapattı. Ne oldu acaba? Neden açmadı? Ki şimdi nasıl? Radyanın güvende olduğunu nasıl öğreneceğim ben? Aradan aylar geçtikten sonra alnıma Sindur'u yeniden süreceğim. Aslında bunu senin yapman gerekirdi. Ama geri döndüğün zaman alnımdaki Sindur'u görünce sen de çok mutlu olacaksın. Annem her zaman alnına kutsal evliliği simgeleyen Sindur'u süren bir kadının hayatta şanslı olacağını söylerdi. Bugün ben de artık hayatta şanslı olduğumu hissediyorum. Hem de çok. Abi arıyor galiba. Benim onu özlediğim gibi o da beni özlüyordur. Alo? Seni hilebaz. Banyoda biraz fazla kaldım diye beni bırakıp gittin hemen. Dedikleri doğru. Bütün erkekler birbirinin aynı işte. Sana kahvaltı hazırlamamı da istemedin. Doğru değil mi? Ama benim yaptığım kahvaltıyı yemek zorundasın. Eğer bir kusur bulursan 3 kere dışarıda yemeğe gideriz. Neden bir şey söylemiyorsun? Seni biraz olsun azarlayamaz mıyım? Böyle diyorum çünkü... Not bırakıp hemen döneceğini yazmışsın. Hadi çabuk gel artık eve. Bir daha asla dönemeyeceğimi ona nasıl söyleyeceğim? Arabayı o kadar hızlı kullanma. Duyuyorum ben buradan. Danavala yolları çok tehlikelidir abi. Lütfen yavaş kullan. Dışarıda da çok fazla oyalanma. Çabuk dön olur mu? Hem zaten ben senin... Neden beni bırakıp gittiğini çok iyi biliyorum. Benim olumlu şeyler düşünmemi istedin. Sen gittiğinden beri sadece iyi şeyler düşünüyorum, pozitif düşünceler. Şimdiye kadar dönmüş olman gerekirdi. Biliyorum, fazla mantıklı düşünmek gibi bir sorunum var. Her şeyde mantık arıyorum. Bak söz veriyorum, artık ben böyle olmayacağım. Hatta artık hiçbir şeyi fazla düşünmeyeceğime de söz veriyorum. Hissettiğim gibi yaşayacağım. Senin istediğin gibi bütün kutlamalar ve yıl dönümlerinde beraber olacağız. Diwali, Holi, Puja. Sevgililer günü, yeni yıl ve bütün kutlamalarda birlikte olacağız. Karma çatsa da... Bu sefer gezi dilekte bulunmam gerekmeyecek. Dileğimi herkesin içinde söyleyebilirim. Sen de herkesin içinde bana yemek servis edersin. Artık senden ayrı... Olmak istemiyorum. Hep yanında olacağım. Ve geçirdiğimiz her anın özel olmasını sağlayacağım. Bu yüzden sana hemen geri gel dedim işte. Kahvaltı etmesem de olur zaten. Ben senin yanında ne acıkıyorum ne de susuyorum. Hadi bir an önce gel artık. Sen beni dinliyor musun? Cevap versene bana. Ne garip değil mi? Ne zaman birbirimizden ayrılsak? İşte o zaman aşkın değerini anlıyoruz. Birbirimizden ne zaman uzaklaşsak birbirimizi o kadar çok özlüyoruz. Nasıl? Seninle bir süre yeniden barıştığımız için çok mutluyduk. Ama ne zaman hayatta önemli kararlar alınsa kader bizim için farklı bir plan yapıyor. Yine de bu sefer kaderin seni ayrı tutması beni çok mutlu ediyor. Neden bahsettiğini anlamıyorum abi, ne oldu? Pragya, biz başından beri çok farklıydık. Düşüncelerimiz, hayattaki yerimiz farklıydı. Farklı amaçlarımız vardı. Ama aşk bizi benzer insanlar yaptı. Aşk bizim düşünce şeklimizi değiştirdi. Aşk yüzünden aynı hedefleri planlamaya başlamıştık. Bizi aşk bir araya getirdi ama yollarımızın ayrılmasına da yine aşk neden olacak maalesef. Sen neden bahsediyorsun? Anladım, şaka yapıyorsun. Neredesin sen? Neden evde değilsin? Beni daha fazla merakta bırakma. Lütfen söyle. Özür dilerim Pragya. Aşk sayesinde
birbirine benzeyen insanlar olduk ama aşk bizi yeniden birleştiremez. Aşkımız düşmanların yüzünden daha da kuvvetlendi ama artık kaderden uzaklaştı. Seni çok sevdim ve seviyorum ama artık kendi geleceğini düşünmelisin Pragya. Hayat uzun bir yol. Sen de hayatını bir kişi için harcama. Beni bekleme artık Pragya. Yoksa bu hayat olduğundan da uzun görünür. Sen benim için çok şey yaptın ve çok şeye katlandın. Beni beklemeye devam edersen çok daha acı çekeceksin. Lütfen unut beni. Ve hayatına devam et. Anda yaşa ve sakın yalnız kalma ve yeni hayatına yeni bir insanda başla. Kes şunu artık! Farkında değil misin? Böyle konuşmandan çok korkuyorum. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Aman tanrım, he? Frenlerini gevşettirdiğim araba değil mi bu? Sanki biraz kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Aramızdan ayrılacak olan kişiye veda etme zamanı geldi galiba. Neyse boş ver. Alia bana dikkatli olmamı söylemişti. Pragya'ya da söyleme demişti. Söylemeyeceğim ama onu görebilirim, değil mi? Sadece şanslı insanlar düşmanın gözündeki korkuyu görme şansına sahip olurlar. Ve ben de şanslı bir adamım. Ne? Bir dakika, ne gördüm ben şimdi? Ama o arabayı kullanan abi miydi? Ama o arabada işi ne? Derya'ya gitmişti. Bu beklenmedik bir şey. Pragya yerine abi. Pragya biri arabanın frenleriyle oynamış. Seni öldürmek isteyen biri. Arabamı sen kullanıyorsun. Son aylarda benim yüzümden çok mutsuz oldun. Çok acı çektin ve onu kaybetme tehlikesini yaşadın. Hayatın tehlikeye girdi. Seni çok seviyorum Pragya. Senin hayatını nasıl tehlikeye atarım? Ve şimdi benim de senin için bir şey yapmaya fırsatım oldu. Yo, hayır. Hemen arabayı durdurmaya çalış. En azından dışarı atla lütfen. Hayır, arabayı durdur. Tamam. Fren de el freni de çalışmıyor. Lütfen hemen bir şeyler yap, ne olur. Pragya, zamanım kalmadı. Artık hiç zaman kalmadı. Lütfen konuşmama izin ver. Hiç kimse seni benim kadar çok sevemez. Ama yine de bir başkasıyla evlenmeni istiyorum. Sana çok iyi bakacak biriyle. Seni mutlu edecek bir erkek. Söz ver bana, Pragya, evleneceksin. Kes artık. Sana bir şey olmayacak. Zaman kaybetme Pragya, sana söylediğimi yap. Sana dediğim gibi yapacağına söz ver. Söz ver bana Pragya. Yoksa ruhum sonsuza kadar huzur bulmaz. Sana her şeyin düzeleceğini söyledim. Kocam olduğun için alnıma sindir sürdüm. Ben seni kurtaracağım. Nerede olduğunu söyle. Hayır Pragya, artık çok geç. Ben şimdiye kadar aşkın gerçekten ne anlam ifade ettiğini anlayamadım. Ama şimdi ölmek üzereyim. Ve sadece şanslı insanların aşık olabileceğini anlıyorum. Şanslı insanlar sevdiklerinin yanında yaşayabilenlerdir Pragya. Kaderimizde birbirimizi sevmek vardı ama beraber olmak kaderimiz değildi. Birlikte yaşamasak da ne fark eder? Biz daima birbirimizi seveceğiz. Pragya, ben senden uzaktı. Olduğum zamanlarda seni özlemeden geçirdiğim tek bir gün yoktu. Pragya, sen benim sevdiğim tek kadınsın. Öldükten sonra kalbim duracak belki ama yine de seni sevmeye devam edeceğim Pragya. Ölüm senden ayrılmama neden olabilir ama seni sevmeme asla engel olamayacağım. Buna söz veriyorum. Hayır. Lütfen beni dinle. Bak, sana bir şey olmayacak. Alnıma sindir sürdüm dedim ya. Sana hiç kötü bir şey olmayacak. Pragya, evlilik birbiri için yaşamak değil. Evlilik iki insanın birbiri için ölmesidir. Bir defasında
Sen beni kurtarmak için kendi canını tehlikeye atmıştın. Bugün de ben aynı şeyi yapacağım. Hayatın gerçek anlamını bugün anladım. Senin hayatını kurtarmaya karar verdiğinde, çünkü benim hayatım sadece sensin. Başka hiçbir şey değil. Lütfen. Lütfen bir şeyler yapmaya çalış. Arabayı durdur. Bir şey yap. Lütfen hadi. Seni seviyorum Tombiş. Seni seviyorum Tombiş. Seni seviyorum. Geçirdi. Onu bulmam lazım. Yardım edin. Lütfen beni götürür müsünüz? Yardım edin ne olur. Tamam, endişelenmeyin. Ben sizi götürürüm. Hadi binin. Gelin arabaya. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Nereye gittin? Bana kahvaltı almak için pazara gidiyordum. Biri arabanın frenleriyle oynamış. Çok korkuyorum. Yardım edin. Endişelenmeyin. Eminim iyidir. Ümidinizi kaybetmeyin. Eğer şimdi güçlü olmazsanız kocanızı nasıl bulabilirsiniz? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya ona bir şey olduysa? Gidip hemen geleceğini söylemişti ama o benim her şeyim. Ona bir şey olursa ben bundan sonra yaşayamam. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sevginize güvenin. Sizi sevginiz kurtaracak. Burada pazar yok ki. Onu nerede arayacağım ben? Sakin olun. Ben ormana giden bir kestirme yol biliyorum. Oradan götürürüm sizi. Teşekkür ederim. Daha ileri gidemezsiniz. Neden? Çok tehlikeli. Şehirden geldiğiniz için bu yolu kullanıyorsunuz. Yanınızdaki evli bir kadın. Alnında sindur ve boynunda evlilik kolyesi var. Ölüme davetiye mi çıkaracaksınız? Çok acelemiz var. Ne olur anlamaya çalışın bizi. Pekala. Çok istiyorsanız gidin. Ama sinduru silin ve evlilik kolyesini de çıkartın. Çünkü bu şekilde devam etmeniz uğursuzluk getirebilir. Söyledikleriniz çok saçma. Onlar sadece birer hurafe. Bırakın gidelim. Ben gerçeği söylüyorum. Beni dinleyin. Lütfen bu yoldan gitmeyin. Pazara gitmek için başka bir yol daha var. Oradan gidelim. Mutlaka gitmek zorundaysanız çok dikkatli olun. Bu lotus çiçeğini yanınıza alın. Bu sizde olduğu sürece kötü ruhlar size asla zarar veremez. Lotus çiçeği mi? Evet bayan. Bu çiçek sizi kötülüklerden koruyacak. Peki, teşekkürler. Pazara geldik. Hocam hiçbir yerde yok. Onu nasıl bulacağım ben şimdi? Orada olmalı. İnsanlar toplanmış bakıyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Umarım kocanız iyidir. Kendinize ve eşinize iyi bakın. Sevginize olan inancı kaybetmeyin. Her şey yoluna girer. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne oldu burada? Tanrı bilir. Biri kaza geçirmiş oldu. Arabada kimse var mıydı acaba? Evet. Kaza geçiren araba ne renkti? Siyah bir araba. Sürücü kontrolü kaybetmiş. Frenler bozukmuş sanırım. Araba tepeden aşağı yuvarlanmış. Ay!
Hayır, yapmayın. Orası uçurum. Lütfen. Bırakın gideyim. Yapmayın. O benim kocam. Bırakın da gideyim. Onu bulmam lazım. Tamam. O benim kocam. Yanına gitmeliyim. Sakin ne olur ol, bırakın diyorum. Beni. Lütfen lütfen kocama gitmeliyim. Onu bulmam lazım. Ne olur bırakın gideyim. Ne olur bırakın beni. Tamam. Ne olur. O kocam benim. Tamam, sakin olun. Merak etmeyin. Ben bir yol biliyorum. Aşağı inip bakarız. Sakin olun. Onu mutlaka buluruz. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Bu kapı neden açık böyle? Bırak gel. Bırak gel. Bırak gel. Bırak gel, neredesin? Bırak gel. Bırak gel, neredesin? Ama bu abinin ceketi. Abi neden bana Raja'nın yanında olduğunu söylemedi? Hepsi berabermiş ama neredeler? Nereye gittiler bunlar? Neredeler bunlar? Ne oluyor burada? Aile, söyler misin nereye gidiyoruz? Sadece otel odasından çıkmak istedim. Böylece biraz düşünebilirim. Sinirlerim çok bozuldu. Fakat Alya, lütfen tanı. Zaten çok sinirliyim. Her şey alt üst oldu. Sen de bana aptalca sorular sorma, yoksa daha fazla sinirleneceğim. Nikil telefonunu açmıyor. Kim bilir nerede? Bilmiyor musun? Burada telefonlar zor çeker. Kapsama alanına girince o bizi arar. Peki, tekrar deniyorum. Ha, şimdi arıyor. Nikil, iş bitti mi? Plan uygulandı mı? Bana Pragya'nın öldüğünü söyle. Alya, her şey bozuldu. Sen neler diyorsun? Yoksa Pragya kaçtı mı? Pragya kaçmak zorunda kaldı Alya. Çünkü Pragya arabada değildi. Araba gözlerimin önünde tepeden aşağı yuvarlandı. Ama içindeki Pragya değildi. Yani ölmedi. Pragya arabada olmadığına göre nasıl ölebilir ki? Arabada abi vardı. Senin abin. Nasıl? Abim mi arabadaydı? Abi arabayı çok hızlı kullanıyordu ve frenler tutmadı. Ben frenlerle oynattım. Gözümün önünde tepeden aşağı yuvarlandı. Tam karşımda. Benim karşımda oldu. Plan bozuldu. Rakya'nın yerine abi öldü. Abi öldü. Alya. Alya, söyle bana ne oldu? Nikil ne dedi sana? Abi o arabaya nasıl bindi? Pragya'yı kurtarmaya mı çalışıyordu? Alya ne oldu? Alya, bana ne olduğunu söyle. Nikil dedi ki frenleri bozuk olan arabayı abi kullanıyormuş. Abi kaza geçirip arabayla tepeden yuvarlanmış. Yani artık abi yok. Yaşamıyor. Nikil'i pişman edeceğim. Elimden kurtulamayacak. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Alo. Nasıl böyle bir hata yaparsın sen? Pragya'nın yerine abimi öldürdün sen. Bu yaptığını asla affetmeyeceğim Nikil. Bekle ve gör. Alya, Mera'nın senden intikamı çok ama çok acı olacak. Ne cesaretle bunu abime yaparsın? Nasıl yaparsın bunu? Alya, kes artık saçmalamayı. Hata yapan sensin, ben değilim. Abi o arabaya nasıl bindi ha? Abi o arabaya nasıl bindi söyle. Sen ve Tanu bana abinin Delhi'de olduğunu söylemiştiniz. Bunu sen söyledin. Ben değil, anlıyor musun? Abi senin şanssızlığın yüzünden öldü. Benim hatamdan dolayı değil. Tanrı aşkına. Bundan sonra sakın bir daha beni suçlamaya kalkma sakın. Anlaşıldı mı? Bu arada. Bugün çok duygusal davranıyorsun nedense. Abin için endişelendiğini bilmiyorum. Daha düne kadar ona zarar vermek için her şeyi yapmaya hazır görünüyordu. Şimdi bana üzülmüş rolü yapmaya kalkma. Ve beni daha fazla öfkelendirme. Yeteri kadar baskı altındayım zaten. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Sus artık. Bizim planımız Pragya'yı öldürmekti. Ama sen Abhishek Prim Mera'yı öldürdün. Yani abimi. Nasıl böyle bir hata yaparsın Nikil? Benim nasıl biri olduğum önemli değil. Ben kötüyüm, bencilim, neysem oyum. Ama o benim abimdi. Beni ne kadar çok sevdiğini asla unutamam.
O benim her istediğimi yapardı. Beni çok sevdi ve yaptıklarımdan hiç şikayet etmedi. Sen çok büyük bir hata yaptın Nikil. Benim abimi öldürdün sen. Şimdi beni çok iyi dinle Nikil. Eğer hayatta kalmak istiyorsan bir daha sakın karşıma çıkma. Çünkü bu hatanı hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sakın bir daha bana yaklaşma. Hayatımdan ve ailemden uzak dur Tanrı aşkına. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.